Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere 2021'den de bir hayır gelmediğinden ötürü 2015'e geri dönüyoruz. Ocak favorilerim videosu çekeceğim. Yanlış duymadınız. Bu video birazcık daha kolay çekilebilir gibi düşündüm. Çünkü okulum başladı ve bu dönemin bir önceki dönemden çok daha farklı olacağı belli. Neyse, okula çok fazla girmeden şimdi sizlere Ocak favorilerimi göstereceğim. Öncelikle filmlerden başlayacağım. Bu ay izlediğim en iyi film Kiki's Delivery Service'tı. Studio Ghibli, yani Hayao Miyazaki'nin yaptığı filmlerden biriydi ve inanılmaz beğendim. Animasyon kategorisinde gerçekten çok çok iyi bence Studio Ghibli. Bazı konularda hatta bence Pixar'dan bile daha iyi. Ve Kiki benim Studio Ghibli'den en beğendiğim film şu anlık. 5 üzerinden 5 verdim. Çok güzeldi. Gidin izleyin. Şunu anlatıyor film. Kiki bir tane cadı. Hatta Türkçe ismi filmin küçük cadı Kiki. Neyse. Kiki bir tane cadı ve cadıların bir geleneği mi? Gelenek denen herhalde. Geleneği var. İşte bir süreden sonra evden ayrılıp süpürgeleriyle beraber bir yere yerleşiyorlar ve eğitim alıyorlar bir yıl boyunca. Ve Kiki de bir tane böyle sahil kasabası, sahil şehrine gidiyor. Çok güzel bir şehirdi. Ve oradaki maceralarını anlatıyor ve hani bu film bir insan olsa bana sürekli sarılırdı gibi hissediyorum. Çok tatlı bir filmdi. Yani gerçekten bir tane video fikrim var. Böyle farklı farklı filmlerdeki yemekleri yapma. Eğer hoşunuza giderse yaparım. Yapabilirim yani. Çünkü gerçekten yemek yapmayı çok severim şu sıralar. Bu ay en sevdiğim film Küçük Cadı Kiki oldu. Çok beğendim. 5 üzerinden 5. Çok iyi, çok süper. Gidin izleyin. Bu videoyu çektiğimin akşamı And Then We Danced diye Gürce bir film izledim ve çok çok güzeldi. Eğer Call Me By Your Name seviyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir film, gidin izleyin. Kiki ile beraber And Then We Danced, Ocak ayında izlediğim en iyi filmlerde 5 üzerinden 5 ikisi de. Şimdi Ocak ayında en sevdiğim şarkıları paylaşacağım sizlere ama telif hakkı. O yüzden olabildiğince dikkatli olmaya çalışacağım. Bu şarkıların hepsi benim şu anki güncel çalma listemde var. Linkini aşağı koyarım. Spotify'dayım ben. Şarkılar bu kadardı. Şimdi kitaplara geçelim. Bu ay aralıkla beraber kitap okumaya iyice sardım. Şuradaki videodan görebileceğim, umarım buradakidir. Kitaplığımı düzenliyorum diye bir video paylaşmıştım. Hani orada anlamadıysanız ben kitap okumayı çok seviyorum. Ama sıkıntı şu, böyle dönemlerden geçiyorum. Ben bazen o kadar fazla kitap okuyorum ki bir süre sonra sıkılıyorum ve asla bir kitaba dokunmuyorum. Kitabın kapağını açmıyorum ama sonrasında tekrar, yani bu bir döngü. Aralarından en beğendiğim iki tanesi şu oldu. Öncelikle bir tanesi tamamen bir shit reading, yani hiçbir edebi değeri olmasa da inanılmaz beğendiğim ve inanılmaz beni mutlu eden kitaplardan biri. İlki Sahte Balayı. Kendi finalleri videomda okurken perdemi yakacaktım neredeyse. Bu kitabı okuyordum o sırada. Bu kitap gerçekten hani inanılmaz böyle edebi bir kitap değil, hani başlığından görebileceğiniz üzere, ama bence çok tatlı bir kitap. Romantik komedi türünü seviyorum. Özür dilerim. Sahte Balayı'nın konusu da şu şekilde. Olive var, Ami var. Bunların ikisi ikiz. Ve Ami evleniyor. Dane diye biriyle evleniyor. Neyse, düğün oluyor. Herkes yemekleri yiyor. İşte Olive'le, yani ikiz kız kardeşiyle, damadın abisi dışında. Düğünde yemek yiyorlar bunlar hariç. Herkes ve yemekte zehirleniyor herkes ve balayına gidemiyorlar. Gelinle damat. O yüzden de kardeşler balayına gidiyor. Yani gelinin kardeşi, damadın kardeşi ve bunlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Enemies to Lovers, yani düşmandan aşıklara, aşıklara olan kitaplardan biriydi. Ardından bir sonraki kitap da, bunu da TikTok'tan gördüm. Ve sonunda ikisi de ölür ve bu kitap beni mahvetti. Ve sonunda ikisi de ölür de şunu anlatıyor. Matteo ile Rufus 5 Eylül sabahında, yani gece yarısında bir telefon alıyorlar. Bu böyle bir sistem gelişmiş dünyamızda. Telefon alıyorlar ve diyorlar ki, telefonda diyorlar ki işte siz bugün maalesef öleceksiniz diyor arayan kişi. Yani öleceğiniz günün işte gece yarısında size arıyorlar ve diyorlar ki bugün öleceksiniz, haberiniz olsun gibisinden. Matteo ve Rufus bunun haberini alıyor ve son günlerini beraber geçiriyorlar.
hayatı yaşamayı bilmeyen insanlardan biriyim ve bu kitap bunu daha da çok gözüme soktu ve hayatıma daha da üzüldüm. Yani bu düşündükçe üzülüyorum. Çünkü hani başlıkla dediği gibi kitabın sonunda ölecekler. Yani ikisi de ölüyor. İkisi de ölüyor ama birlikte yaşadıkları o kadar şey var ki bir günle sığdırdıkları. Ve onları düşündükçe mutlu olurum ama aynı zamanda üzülüyorum. Acı bir mutluluk var bu kitabın. Bütün enerjisi bu acı mutluluk. Bu iki kitabı da ben öneririm. Bunu hani shit reading, romantik komedi okumayı sevenlere kesinlikle öneririm. Çok tatlı bir kitap. Bunu genel olarak herkese öneririm. Bu çok iyi bir kitaptı. Bulursanız alın. Ardından bu ay izlediğim en iyi diziler. 1. Community. Community hakkında aylar boyunca konuşabilirim. Community'nin 3. sezonunu bitirdim ve ben bir karar aldım. 3. sezondan ilerisini izlemeyeceğim. Ne olacağını biliyorum çünkü Donald Glover, yani Troy'u oynayan adam, ayrılıyor. Dizi başka bir yapımcının eline geçiyor ve bilmiyorum. Ben izlemek istemiyorum 4. sezonu yani. Millet izlemeyin diyor. Ve ben de hani birazcık skorlarına baktım dizinin ayrı ayrı bölümlerinin. Hiçbiri hani 2. ve 3. sezonda olan şeylere, yani normal bölümlere ulaşamıyorlar bile. O yüzden izlemeyeceğim. 3. sezonda bıraktım diziyi. Çünkü ben çok tadında bıraktığımı düşünüyorum. En sevdiğim sitcomdur Community ama 3. sezonuna kadar. Ya gerçekten bu arada Community hakkında başka bir video çekmemi isterseniz çekerim. Çünkü dediğim gibi hani aylar boyunca konuşabilirim Community hakkında. İnanılmaz bir dizi. Yani düşündüğümüz zaman hani büyük sitcomlar, çok büyük fanları olan sitcomlar. İşte Friends, How I Met Your Mother. Community'nin yanında... Yani Community'yi gidin izleyin. Ama 3. sezonuna kadar. Abed hayatımın aşkı. Şaka yapmıyorum. Community'yi çok seviyorum. Ve bir sonraki izleyip bitirdiğim dizi de Carmen Sandiego. Şimdi bu yayını lütfen dalga geçmeyin. Ben animasyon dizilerini çok seviyorum. İlk üçüm hatta hani animasyon dizileri içerisinden hani Gravity Falls, Carmen Sandiego ve Over the Garden Wall. Üçü mükemmel diziler yani. Carmen Sandiego... Az önce Community aynı şey dedim ama Carmen Sandiego hakkında da aylarca konuşabilirim. Çünkü Carmen Sandiego muah. Carmen Sandiego şunu anlatıyor. Carmen diye bir kız var. Bu kız bebekliğinden itibaren böyle bir okul tarafından evlatlık ediniliyor. Bir nevi çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Ve bu okul böyle kötülük okulu, hırsızlık okulu gibi bir şey yani. Öğrencilerini hırsız olarak yetiştiriyorlar. Neyse okuldan bir nevi kaçıyor bu kız. Olayını anlıyor. Hırsızlık yapmak istemediğini anlıyor. Karışık bir durum. Ama Carmen Sandiego gerçekten hayatımda izlediğim en iyi animasyonlardan biri. O kadar fazla böyle şaşırtmacalı hikaye dönüşleri ve ya bilmiyorum, Carmen Sandiego'yu çok seviyorum. Bir kere zaten bütün dünyayla dolaşıyor böyle. Bir son sezonda Türkiye'ye geldiler. Neyse bir saniye. Bütün dünyayla dolaşıyor. Ajan olduğu için, animan ajan olduğu için. Ve hani bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor Carmen Sandiego ve hayatımın sonuna kadar da önerebileceğim animasyon dizilerinden biri. En azından 3 tane var. Aralarından bir tanesi Carmen Sandiego ve hani gerçekten en azından bir bölüm şans verin animasyonu sevmiyorsanız da. Pişman olmayacaksınız. Ve son olarak işte bu Ocak favorilerimi düşünürken başka ne favorim vardı diye düşündüm. Hani eşya olarak favorilerim var, onları göstereyim size. Yılbaşında arkadaşım Esen bana şu bez çantayı hediye etti ve bunu çok fazla kullanıyorum. Armie Hammer'a bakmayın. Armie Hammer yok. Timothy var sadece. Bu çantayı çok seviyorum ve Esen bu çantayı bana aldığı zaman çok mutlu oldum. Zaten videosu var bu arada, yani Bilkent finalleri videosunda görmüşsünüzdür belki. Sonra odayı düzenlerken, toparlarken şöyle bir hırka bulduk halamla. Bu halamın evinde hangi aile üyem kaldıysa bıraktığı bir hırka ve çok hoşuma gitti. O bunu giyiyordum yani bütün ay boyunca. Bu kimin bilmiyorum ama ben artık sahiplendim. Artık bu benim çocuğum. O yüzden ben giyiyorum, ben kullanıyorum. Teşekkür ederim. Canım ailem. Sonrasında son olarak da yine bir çanta göstereceğim. Çünkü Zeynep'in çanta bağımlılığı. Şimdi şu çantayı ben birkaç ay önce almıştım. Sanırım Kasım veya Ekim'de. Emin değilim tam olarak. Bu Elin diye bir Instagram butiğinden. Neyse ben bunu çok fazla kullanıyorum. Bence çok güzel bir çanta. Çok hoşuma gidiyor. Neredeyse her hafta çekiliş yapıyorlardı ve ben çekiliş kazandım. Hayatımda asla kazanmam. Ama bu sefer şansım yaver gitti ve çanta kazandım ve bu çantayı aldım. Bence bu ikisi de çok kaliteli çantalar, çok güzel çantalar, çok beğenerek kullandığım çantalar. Çok seviyorum ikisini de. Elin Bags'e gidin bakın, çekilişlerine katılın. Her hafta oluyor çünkü neredeyse ve bilmiyorum, çok kaliteli, çok güzel. Çok seviyorum. Evet.
Gitmeden şunu da söyleyeyim. Ocak ayının bir yerlerinde Gigi Hadid'in makarnasını yaptım ve çok güzel oldu. Onu da çok sevdim. Favorilerim sayılır mı bilmiyorum ama Gigi Hadid'in makarnasını da çok beğendim. Tarifini aşağı koyarım, benim yaptığım tarifi. Evet, onu da deneyin. Bence çok güzeldi o da. Neyse, evet. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmediyseniz bu video serisini direkt kesebilirim ama Şubat'ta da yapmayı planlıyorum bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.